Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim," dedi. Onlarsa, "Bundan bize ne? Onu sen düşün," dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, "Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz," dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbin bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar. İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona, "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara, "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenlerse Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu. "Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?" "Barabba'yı," dediler. Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hep bir ağızdan, "Çarmıha gerilsin," dediler. Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlarsa daha yüksek sesle, "Çarmıha gerilsin," diye bağırışıp durdular. Pilatus elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi. "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi. "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, "Selam ey Yahudilerin kralı!" diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler. Dışarı çıktıklarında Simon adında Kireneli bir adama rastladılar.
İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Golgota, yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır" diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Hadi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in" diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor" diyorlardı. "İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum" demişti. İsa ile birlikte çarmıha girilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle "Eli, Eli, lema sabaktani" yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince "Bu adam İlyas'ı çağırıyor" dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise "Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?" dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. "Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu" dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdalli Meryem, Yakup'la Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı,
kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem'le öteki Meryem'se orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak "Efendimiz," dediler. "O aldatıcının daha yaşarken ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur." Pilatus onlara, "Yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın," dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler. Taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.